Tamam. Evet. Eğitim fakültesine geldik. Bu eğitim fakültesi şehrin merkezinde, direkt mesela sahile çıkabiliyorsunuz. Mesela şurası sahile çıkıyor. Sahilden geldik, direkt okulun karşısındayız. Eğer hani buradaki fakülte yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Şimdi içeri gezdireceğiz. Şimdi kampüsün değil, fakültenin içerisindeyiz. Şöyle bir bahçesi var. Şu bina konservatuar oluyor. Devlet konservatuarı. Burası da eğitim. Şimdi binanın içine giriyorum. Teşekkürler. Öğrenci işleri bu tarafta. Dekanlık burada. Yani direkt buraya geleceksiniz eğer yeni geldiyseniz. Şöyle sanatsal şeyler var. Asansör, bölüm ofisleri ve derslikler. Derslere burada gireceksiniz. Mesela buraya girebiliriz. Tamam, yukarıda yapalım. Mescit şu tarafta. Tuvalet. Matematik ve fen bilimleri eğitim bölümü burada. Yapıyorsunuz. Derse giriyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Sadece kantin burada yok. Kantin ya da sahile gidiliyor. İki tane var konservatuvar için ama gidebiliriz. Orayı ben niye bilmiyorum. Burası bilgisayar laboratuvarı. Bilgisayarda seni görüyor herkes burada ilk sene. Mesela ilk sene zorunlu olarak burada göreceksin. Yani öğretmenlerin odası şurada. Yani hocanın odasına gitmek istiyorsanız. Buradan çıkabiliriz. Tamam, şimdi yukarı çıkacağız. Kantine bakalım. Kantin? Şurada da kantin var. Kırtasiyeden notlarınızı çıkarabilirsiniz, fotokopi falan. Buradan fotokopi. Burası da kantin. Kantin gayet oldukça geniş. Dışarısı da var. Bu şekilde kantin. Yukarı dersliklere çıkacağız. Bayağı kantin. Karşıda spor şeyi var. Ne? Spor okulu. Hayır, o yukarıda kampüsün içinde. Spor salonu gibi bir şey. İçinde var mı fitness salonu falan? En üst kat. Kaç kat bu? 3 kat. 3. kat. 4 kat hatta. Ama 4. katta konferans salonu falan var. Genelde hep altlar doğru şeyler var mı? 3. katta ise ne vardı? Türkçe. Türkçe bölümü var. Türkçe bölümü. Sosyal bölümü var. Sosyal. 2. kat diller bölümü. Japonca, İngilizce. Evet. Gibi. Burası mesela bilgisayar mühendisliği. Şimdi bir kat daha çıkacağız. Ne oluyor artık? Yabancı diller burada. Evet. Bir kat daha mı var? Var. Bir kat daha var. Asansörü kullanın. Aynen, buradaki sınıflara bakalım şimdi. Evet. Hani fen bölümü de geliyor. Sınıflar bu şekilde. Bir de burada var. Burası da bu şekilde. İyiymiş. Ve şu. Hepsi farklı niye? Burada da akıl tahta var. Bu neymiş? Eğitim felsefesi. Derslikler bu şekildeydi. Şimdi yemekhane. Aynen, burada 5 tane var. Ne? Staj bölümü. Senin alın staj. Yemekhane burası da işte.
Açık değildir büyük ihtimal. Kapalı ama şöyle bakabilirsiniz. Yemekhane en üst katta. Üçüncü kat. Buradan da dördüncü kata çıkacağız. Şimdi konferansiyonuna bakacağız. Yediği yemek. Manzara çok güzel. Karşısı konferans salonu. Japon kültür odası. Burası resim atölyesi. Burada şeyler var. Dolaplar. Hani dizilerde oluyordu ya filmlerde. Herkesin bir dolapları oluyordu ayrı ayrı. Onun gibi. Genelde Avrupalarda falan. Burası da resim atölyesi. Ben buraya bayılırım ama ya. Ben burada resim... Ay çok güzel. Kara kalem. Gel. Güzel. Gel fotoğraf çek. Ben de resim kursuna gitmiştim. Resim atölyesi de bu şekilde. Çok güzelmiş. Eğitim fakültesinin içinde bu arada. Çünkü müzik, resim. Burası kilitli. Şurası da konferans salonu artık. Kapalı tabii ki de. Şimdi en alt kata iniyoruz. Şimdi konservatuara da girelim. Evet, spora da girelim. Kütüphane tipi. Burası kütüphane kapalı. Kütüphane konservatuvarın içinde. Direkt gelebilirsiniz. Onun dışında yukarı çıkalım. Burada bir eski bir piyano var. Çıkışı bulmaya çalışırken çocuklara eğitim veriyorlar, ufak çocuklara. Özel eğitim gibi. Burası yeni. Sanatın atölyesi, Türk Halk Müziği. Burada sanatla ilgili var. Sese doğru gidiyoruz.
çalışıyoruz burada. Lütfen rahatsız. Piyonayı bulduk. Kırkı piyonu. Aynen. Çanakkale demek bizim için. Ha, şurada bir şey basın. O uzat. Uzatıyoruz bir tane bak. Her yerde bu piyano ne bu böyle? Ben de masa vardı. Bakar mısın? Yine. Daha yeni bir. Nasıl tutuyorlar bilmiyorum.
geliyor sesin ya. Senin sesin ne? Neyse yetermiş. Gelin akımıyla. Sizin de izlediğiniz gibi konservatuardan çıktık şimdi. Piyano çaldık, keman. Çok yorucu. Çok yorucuydu. Bir çalışmaydı. Şimdi spor salonuna gideceğiz. Anafartalar. Eğer eğitim fakültesinde falan okuyorsanız ya da kampüste buraya gelmeyi unutmayın. Ve herkesin özel çalışma odası var gibi bir şey. Ses duyuluyor ama herkes böyle sadece enstrümanını alacaksın ve çatışacaksın. Başka hiçbir şey yok. Bir sandalye var. Her öğrenciye bir şey hazırlanmış. Zaten konservatuar olduğu için çok kişi değiller. Özel ders gibi yani. Özel okul gibi yani. Nereden geliyor bu ses ya? Günlerden cumartesi olduğu için çok az insan var. Yani sadece tek tük insanlar var ve üniversitede çocuklar var. Mesela konservatuvarda çocuklar çalışıyordu. Spor salonunda da çocuklar çalışıyor. Burası da spor salonu. Burada tenis var. Şeyler de var, raketler de var. Hızlı çekim yapıyorum. Buraya. Onun gibi de aynı. Ben kendimi çekeceğim.